Arkadaşlar merhabalar. Şimdi size Aydanur ile sınavdan önceki son dersimizi yapacağız. Aydanur yarın sınava girecek. Aydanur sınav günü buraya geldiğiniz zaman önce kimlik kontrolü yapılıyor. Sonra fotoğrafınızı çekiyorlar. Aracın ön kaputunu açıyorsunuz. Orada bilmeniz gereken bilgiler var. Onları soruyorlar. Sonra bagajı açıyorsunuz. Bagajdan bilmeniz gereken bilgileri soruyorlar. Sonra aracın dört lastiğini de kontrol edip sürücü koltuğuna oturuyorsunuz. Tamam mı? Koltuğa otur oturmaz koltuğunuzu ayarlayın. Emniyet kemerinizi takın. Aynalarınızın ayarını yapıp hocayı beklersiniz. Tamam mı? Evet, şimdi Aydanur gösterge panelinin tanıtımını yapalım. Hoca sana sorabilir. Bunun ismi ne? Hararet göstergesi. Ufak olan hararet. Güzel. Büyük olan? Devir göstergesi. Devir göstergesi. Sağdaki büyük olan? Hız. Hız. Altında benzin. Ufak olan? Benzin yani yakıt. Kısa farlarımız nereden yanıyor? Buradan. Uzun farlarımız. Evet, güzel. Kapatalım uzunları da. Silecek kolumuz hangisi? Bu. Evet. Dörtlü flaşörümüz. Klimamız. Arka cam rezistansımız. Ön cam rezistansımız. Kaç vitesli aracımız? 6, 5 ileri 1 geri. El frenimiz hangisi? Şu. İç aydınlatmalarımız nerede? Üstte. Hangileri? Şunlar. Evet, bunlar değil mi? Öndekiler. Evet Ayda, bunları da sorduktan sonra hoca sana diyor ki hazırsan kalkış yapabiliriz. Aracımız çalışıyor mu? Evet. Çalışıyor. Nereden anladık? Devir göstergen 1'de ise çalışıyordu değil mi? Hadi bakalım, hazırsan şimdi kalkış yapabiliriz. Aydanur, önce sen yapacaksın, eksiğini olunca ben hatırlatırım, tamam mı? Arkadaşlar, kalkış yapmak için 4 işlem yapıyorduk. El frenini indirip vitesi 1'e alıp sol sinyal verip sol aynaya bakıp kalkışımızı yapıyorduk. Aydanur da aynısı gibi yaptı arkadaşlar. İlk kalkışta sinyal çok önemli. Eğer düz gidecek olsak bile sinyal kullanmak zorundayız arkadaşlar. Çok iyi. Devir göstergemiz 3'e yaklaşınca arkadaşlar vitesimizi değiştiriyoruz. Sınavda komutları hoca vermeyecek. Siz eğitimlerde öğrendiğiniz gibi kullanmanız gerekiyor. Hız limitimiz Aydanur kaçtı? Ortalama kaçla gitmemiz gerekiyordu? 30'da 40 arası. Ama burada okul geçidi olduğu için hızımızı biraz daha azaltmamız gerekiyor değil mi? 20'lere kadar düşürebiliriz. Kasislerde hızımız kaç oluyordu Ayda? 15-20 değil mi? 20'nin üstünde geçmiyorduk. Güzel. Şu an güneş vurduğu için değil mi? Çizgiler pek belli olmuyor. Sınav günü de tabi bu bir mazeret değil. Böyle olabilir. Yine bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Önümüzde giden araçları takip edebiliriz böyle durumlarda. Burada uzun süre bekleyecekseniz yarım debriyajda beklemenize gerek yok Aydanur. Bilgin olsun. İstiyorsan bekleyebilirsin. Bir sakıncası yok. Ama ayağınız yorulabilir. Arkadaşlar, sınavda size en çok söyleyeceğim tavsiye: kesinlikle acele etmeyin. Acelemiz yok. Yavaş hareket ettiğimiz zaman kalmıyoruz sınavdan. Hata yaptığımız zaman başarısız oluyoruz. Bundan dolayı olabildiğince acele etmeden sakin bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Dönüşlerde kesinlikle kontrollü. Kontrolü sağlayabilmek için de arkadaşlar gaz pedalını kullanmıyoruz. Gaz vermediğimiz zaman aracımız yavaş gider. Gider ama yavaş gider. Tabii ki hızlı gitmek istiyorsak gaz kullanmamız gerekiyor. Evet Ayda, burayı geçtikten sonra sağ şeride kayabilirsin. Çünkü ileride park yapacağız. Çok iyi. Şerit değiştirmek için arkadaşlar önce sinyal veriyoruz. Sonra aynaya bakıyoruz. Ondan sonra geçiş yapıyoruz. Evet Aydanur. 1 numaralı duba müsait. 1 numaralı dubaya parkımızı yapabiliriz. Ayarımızı yaparak gidiyoruz. Güzel. Önünde araç olduğu için mecbur durduk değil mi? Acele etmedik. Arkadaşlar gördünüz, durduğumuz gibi hemen 1'e aldık. acele etmeyeceğiz. Az bir şey bile yürütecek olsak birinci vites ile yürütüyoruz. Park yapacağımız numaralı Dubai geçince duruyoruz. Evet, durduk. Sonra ne yapıyorduk? Güzel, sinyali kapattık. Geri vites aldık. Kelebek cama bakarak geri geliyoruz. Aydanur, burada arkada oturan hocalar iniyor. Kurs hocanız, yani ben ineceğim ve arkada oturan hocamız da inecek. Bilgin olsun, tamam mı? Ayar yaptıysan devam edebilirsin. Çok iyi. Kelebek camdan numaralı Dubai ayarladık. Direksiyonu sonuna kadar sağa çevirdik. Arkadaşlar, burada ayar yaparken olabildiğince yavaş hareket edin ki ayarları kaçırmayalım. Sol aynadan 3 Dubai'yi gördükten sonra yaklaşık bir karış daha geçirdik. Direksiyonu sonuna kadar sola doğru topladık. Şimdi sağ aynaya bakarak geri geliyoruz. Çok iyi. Paralel olduğunu anladığımız anda duruyoruz. Aynaya bakıyoruz. Eğer paralelliği yakaladıysak duruyoruz. Ayda, sen duruyorsun. Durduktan sonra hocalara olup olmadığının kararını sen veriyorsun. Tamam mı? Yani sen onay verdikten sonra parkın olmadıysa maalesef ileri geri manevra yapamıyoruz. Evet. Ama baktın ki kaldırıma vuruyor. Durup vurmadan bir ileri bir geri yapabilirsin. Bilgin olsun. Tamam, okey verdik. Şimdi çıkış yapabiliriz. Çok iyi. Biri aldık. Sol sinyal unutmadık. Gayet güzel. Çıktıktan sonra bir duracağız Aydanur. Çünkü hocaları alacağız. Hani inen hocalar vardı ya. Burada da çıkışta asla acele etmeyin. Aynaya bakın. Yol müsaitse çıkın. Ve debriyajı kesinlikle sonuna kadar bırakmıyoruz ki aracımız hızlı gitmesin. Çıktıktan sonra bir duruyoruz Aydanur. Evet, çıktın. Aracını düzleyip de durabilirsin. Çıkınca da durabilirsin. Durduk. Arkadaki hocalar oturdu. Şimdi tekrar kalkış yapalım. Çok iyi. Sinyal verdik. Arkadaşlar zaten 1'de olduğu için bir daha 1'i almadık. Çünkü parktan çıkışı 1. vites ile yapmıştık. Orta şerit dolu olduğu için mecbur sol şeride geçtik. Burada bir sıkıntı yok. Devam edelim. Çok iyisin. Sol şeridi sürekli kullanmadık, değil mi? Yol boşalır boşalmaz orta şeride doğru kayıyoruz. L park yapacağız Ayda. Aynaya baktınız. Gelen yoktu, değil mi? Sonra manevra yaptık. Demek ki aynalar çok önemli. Sinyal verir vermez şerit değiştirmiyoruz. Önce aynaya bakıyoruz. Aynaya baktıktan sonra şerit değiştiriyoruz. Arkadaşlar L park yaparken de şeridimizi tam ortalayarak gidiyoruz. Burada önemli olan aracımızın iki çizgiye eşit olması. İki taraftan da sol aynadan bakınca çizgi ile araç arasındaki mesafe ile sağ aynadan bakınca çizgi ile araç arasındaki mesafemiz eşit olacak. Yani aracımızı yolu ortalayarak hareket edeceğiz. Buraya park yapalım. Park yapacağımız alanı geçiyoruz. Geçtikten sonra duracağız. Burada dedik şeridimizi ortalayarak hareket ediyoruz. Evet, durmadan önce güzel sinyalimizi kullandık. Durduktan sonra sinyali kapatıyoruz. Geri vitese aldık. İlkin düz geri geliyoruz arkadaşlar. Güzel, direksiyonumuz düz. Ayar yaparak geri geleceğiz arkadaşlar. Burada neyi ayarlıyoruz? Arkadaşlar biz yanda bulunan dubalar var. Onları çapraz görünce duruyoruz ama sizde hocalarınız nasıl anlattıysa, yani kopya yapacağınız bir duba vardır mutlaka. Onu ayar yaparsınız. Sonra direksiyonu sonuna kadar sağa çevirdik. Buradaki yerimiz çok önemli arkadaşlar. Ayna ile duba yan yana geldiği zaman bakış açımız duruyoruz. Durduktan sonra direksiyonumuzu 1,5 tur topladık. Bir arkadaki dubaya kadar geri geliyoruz. Yani yine ayna ile duba yan yana gelince duruyoruz. Burada da yine okey'i sen hocaya veriyorsun Aydanur. Okey, tamam, güzel. Şimdi çıkış yapalım. Çıkış komutunu duyduk. Hemen vitesi 1'e aldık. Sinyali kullandık. Arkadaşlar burada düz geri geldiğimiz için çıkış yaparken de ayna ile ön duba yan yana gelene kadar ileri gidiyoruz. Genelde adaylarımız bunu unuttukları için çıkışta sağdaki dubaya vuruyorlar. Onun için geri gelirken nasıl geldiysek çıkış yaparken de aynı yere kadar düz bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Sonuna kadar sağa çevirdik. Çıkışta arkadaşlar manevra hakkınız var. Duralım tekrar ayda. Durduk. Arkadaki hocalar bindi. Değil mi? İnen hocalar. Şimdi tekrar kalkış yapalım. Devam edelim ayda. Arkadaşlar kalkışta sinyalimiz yanıyor. Devam ediyoruz. Verelim gazımızı. Evet, kalkış yaptıktan sonra, ilerledikten sonra sinyalimizi kapattık. Çok iyisin. Hızlandık. 2'ye aldık. Önümüz dolu olduğu için arkadaşlar burada kararları kendimiz vereceğiz. Araç kullanırken hep ileri bakıyorduk. Bunun sebebi de işte bu. Yani gideceğimiz şerit dolu mu, boş mu, kasis var mı, viraj var mı, yaya var mı, çukur var mı, bunları görüp buna göre tedbir almak için ileri bakıyoruz. Her kasiste, Türkiye'nin neresinde olursak olalım arkadaşlar, kasislere yaklaşınca hızımızı 20'lere kadar düşürüyoruz. Sınavda hocalar bunları bize hatırlatmaz. Biz bunları eğitimlerde öğrenmiş olmamız gerekiyor. Dönüşlerde, virajlarda kesinlikle gaz kullanmıyorduk arkadaşlar. Aracımız zaten gidiyor. Zaten önemli olan yavaş gitmesi. Gaz pedalı ne işe yarıyordu? Aracı hızlandırmaya yarıyordu. Eğer hızlı gitmek istiyorsak gaz veriyoruz. Yokuş eğimli yol. Doğru mu burası Aydanur? Evet. Yokuş eğimli yolda aşağı doğru inerken arkadaşlar ayağımız kesinlikle fren pedalının üstünde dursun. Gaz pedalının üstünde durmayacak. Zaten yokuş eğimli olduğu için aracımız hızlı gidiyor. Aracımızı yavaşlatarak kontrollü bir şekilde götürmemiz lazım. Ortalama yine 30 ile 40 arası bizim için idealdi. Işık ne renk yanıyordu? Yeşil. Yeşil. Yine yeşil yanıyor değil mi? Ama önde sürücü adaylar olduğu için geç kalkıyor. Doğru mu? Evet. Demek ki arkadaşlar yeşili görünce aracımızı yürümeye tabii ki odaklayacağız ama öndeki aracı kaldıramayabilir. Yani biz yine Aydanur takip mesafemizi koruyarak aracımızı gerekirse durduracağız. Evet, ani fren yerimize yaklaşıyoruz. Çok iyi değil mi? Aynaya baktın, gelen olduğu için geçmedik. Şimdi sağa doğru kaydık. Hızımızı 20 ile 25 arasına ayarlayalım. Ortalama sınavda da 25 km hızla yaptırıyorlar Aydanur. Araç çok zarar görmesin diye biz biraz daha yavaşlatıyoruz. Sınavda da hocalar bu komutu verecekler size, tamam mı? Evet, duralım ani. Çok iyi. Arkadaşlar ani frende duruşta önce debriyaj sonra fren. Hızlı olacağımız için aracımızın stop etmemesi gerekiyor. Evet, tekrar kalkış yapalım şimdi. Hemen biri aldık arkadaşlar. Sol sinyal verdik. Ani frenden sonra genellikle Aydanur kalkışta sinyali unutuyorlar. Onun için acele etmenize gerek yok. Ani fren yaptıktan sonra bir miktar bekleyebilirsin. Düşün ne yapman gerekiyor diye. Çok güzel. Biraz hızlandık. 2'ye aldık. Aşağıdan dönüş yapacağız. Kontrollü bir şekilde önce orta şeride doğru, sonra sola doğru kayabiliriz. Aydanur baktın ki dolu, mecbur şu an yaptığın gibi yavaş yavaş kontrollü geçeceğiz, tamam mı? Yani yol hiç müsait olmadığı için geçemedin. Çok iyisin. Burada arkadaşlar yine bir dönüş, yine bir dönel kavşak. Burada hızımız yine maksimum 20. 20'nin üstünde gidersek kontrollü dönüş yapamayız. Dönüşte orta şeritten doğru devam ediyoruz. Arkadaşlar bu dönüşleri ben genelde ikinci vites ile döndürüyorum. Ama hızımız eğer yani 15'in altına zaten kesinlikle düştüyse biri almamız gerekir. Yoksa aracınız zorlanıp stop bile edebilir. Bundan dolayı 15'in altına düşünce biri almayı kesinlikle unutmayın. Aydanur 2 ile döndü. Biraz zorlandı ama döndü. Stop etti mi etmedi. Netice önemli bizim için. Genelde bu kavşaklarda adaylarımız hızlı dönüyor. Yani vitesi 1'e almaya uğraşırken frene basmayı unutuyorlar. Aracımız hızlanıyor. Yokuş eğimli olduğu için. Buna dikkat edelim. Yani orada frene basmayı kesinlikle unutmayalım. Aracımızı yavaşlatacağız. Yavaşlattıktan sonra 1'e alacağız. 1'e almak için yavaşlatmıyoruz. Yavaşlatıyoruz. Yavaşlattığımız için vites küçültmemiz gerekir. Evet, hızlanalım Aydanur. Hızlanalım biraz. Hızlanıp 3'e alalım Aydanur. Sınavda hoca bu komutu verince hızlan demez. 3'e al derse önce bir hızlanacağız, ondan sonra 3'e alacağız. Çok iyisin, süpersin. 3'e alırken arkadaşlar devir göstergenize dikkat edin. Bir de direksiyonumuzu sıkmayalım ki aracımız sağa sola kaçmasın. Sağda bir yerde duralım Aydanur. Dördüncü hareketimiz yokuş kalkış yeri. Evet, burada duruyoruz Aydanur. Çok iyisin, durduk. Tekrar kalkış yapıyoruz. 1'e aldık. Harikasın, sol sinyal verdin. Acelemiz yok Aydanur. Çok iyi. Sağdan araç çıkıyor. Bekledik değil mi? Hani onun için hep diyorduk site girişlerinde durmayalım. Yol ağızlarında durmayalım. Değil mi? Çok güzel. Süpersin. Hızlanıp 2. Gayet iyi. 2'yi alırken bir silkelenmeler oluyor ya Aydanur. Onun sebebi debriyajı hızlı bıraktığımız için oluyor. Tabii ki sınavdan başarısız olma sebebi değil ama bırakırken çok hızlı değil ama çok da yavaş değil. Orantılı bir şekilde. Arkadaşlar dönüşlerde aracımıza hakim olmak için hep söylüyoruz. Kesinlikle gaz kullanmayalım. Gaz kullanırsak aracımız çizgilerin dışına çıkabilir. Bundan dolayı gaz kullanmıyoruz. Yavaşlayacağız ki aracımıza iyi hakim olabilelim. Beşinci ve son hareketimiz Aydanur. İleride 25 metre geri gitme yapacağız. Sınav güzergahı burası olduğu için buralarda hocalar size komut vermeyecek. Siz yolun durumuna göre, trafiğin durumuna göre kullanacaksınız. Biraz daha ileride. Ben kendim mi gideceğim? Yani normalde söylemeler lazım ama bazı hocalar söylemiyor. Siz yine nerede ne yapacağınızı bilin. Orada sesli düşünürsün. Hocam geri geliyoruz değil mi burada? Hoca zaten yönlendirir. Çok iyi. Sağ şeride kayacağımız için sinyalimizi kullandık. İkinci dubanın yanında duralım Aydanur. Arkadaşlar geri gelme yerleri genellikle düzdür. Onun için düz durursanız direksiyonunuzu hiç oynatmadan düz bir şekilde geri gelebilirsiniz. Evet, geri vitesi aldık. Sinyalimizi kapattık. Düz bir şekilde geri geliyoruz. Geri gelirken genellikle yan aynayı ve iç dikiz aynasını kullanıyoruz arkadaşlar. Düz bir şekilde geri geliyoruz. Direksiyonumuzu çok oynatmamıza gerek yok. Zaten düzgün durduk. Ama ufak tefek rutuş tabii ki yapabilirsiniz. Baktınız ki bozuluyor. ...25 metre geri geleceğiz. Gelelim Aydanur. Biraz daha geliyoruz. Evet, yanımıza duba gelene kadar tamamdır Aydanur. Gayet güzel. Evet, geri gelme işlemini yaptık. Şimdi kalkış yapabiliriz. Sol sinyal verdik. Birinci vitesi aldık. Kayabilirsin Ortaşehir'de doğru Aydanur. Biraz gaz verelim. Verelim gazımızı. Ya, çok uzaktaydı o. Geçebilirdik. Şimdi geçelim. Verelim gazımızı. Araba geliyor. Tabii ki gelecek Aydanur. Devlet yolu bize yapmamış. Öyle iki oy verdin diye oy şeridi kullanamazsın. Oy vermeyen adam da kullanacak. Ya da oy vermedin herkes kullanacak. Doğru mu? Devletin yolu. Araç geliyor. Uzaksa tabii ki geçebiliriz. Yoksa araç hiç bitmez. Yol zaten onun için yapılmış değil mi? Araçlar kullansın diye. Evet arkadaşlar, 5 hareketimizi de yaptık. 4 duba park, L park, ani fren, rampada dur kalk ve 25 metre düz bir şekilde geri gitme. Bundan sonra tek amacımız var Aydanur. Hatasız bir şekilde sınavı bitirmek. Trafiğin akışına göre kullanacağız. Güzel. Dönüş yapacağınız yerlere yaklaşırken arkadaşlar yerleşim yeri içerisinde 30, yerleşim yeri dışında 150 metre kalana kadar dönüş yapacağımız şeride girmek zorundayız. Ve dönüş yapacağımız tarafın sinyalini kullanmak zorundayız. Direksiyon sınavları genellikle yerleşim yerleri içerisinde, özellikle İstanbul'da arkadaşlar. Onun için 30 metre kalana kadar dönüş yapacağımız şeride geçmemiz lazım ve sinyalimizi de yine kullanıyoruz. Sınavın başından sonuna kadar ortalama hızımız 30 ile 40 arası olsun arkadaşlar. Hocalar 3'e at dediği zaman tabii ki hızlanacağız. 3. vitese attığımız zaman hızımız bu sefer 40'ın altında olmaması gerekiyor. Yarın bu şekilde kullanmak istiyor musun Aydanur? Bundan daha mı iyi olsun? Bundan daha iyi olur. Bundan daha iyi olur. Olmalı, olacak. Olacak inşallah. Hadi bakalım, yarın senin story'ini atarız artık. Virajı döndükten sonra Aydanur, virajı dönene kadar sol şeride geçmiyoruz. İleriden U dönüş yapacağız ama virajı döndükten sonra, yani tabiri caizse dereyi gördükten sonra paçaları sıvayacağız. Bazen adaylarımız çok erken geçiyor. Arkadaşlar bizim adayların en çok korktuğu kavşak burası. Ay aman hocam diyor, bu kavşaktan nasıl döneceğiz? Arkadaşlar bu kavşak sınav günü biraz daha yoğun oluyor, hafta sonu olduğu için. Burada aracımızı kesinlikle yavaşlatıp 1. vitese ben aldırıyorum. 1. vites ile dönüş yaptırıyorum. Gaz kesinlikle kullandırmıyorum. Gaz kullanmadan da aracımız zaten yürür. İstediğiniz kadar yavaş olsun, hiçbir sıkıntı değil. Çok iyisin. Olsun, otobüs geldi, mecbur durduk değil mi? Devam edelim yavaşça. Çok güzel. Normalde geçiş hakkı burada bizim Aydanur ama araçlar durmadı. Ne yapacağız? Mecbur durduk. Çok iyisin. Solu sürekli işgal etmedik. Sinyalimizi kullanarak kontrollü bir şekilde orta şeride kaydık. Hızlanıp 2. vitese de aldık. Gayet güzel. Başladığımız yerde bitireceğiz Aydanur. Duruş yaparken de kaldırıma yakın olacağız Aydanur, tamam? Yol ortasında durma yok. Geçelim o araçları, evet. Beyaz aracı da geçelim. Çok iyisin. Sinyalimizi de kullandık. Kaldırıma yakın bir şekilde aracımızı durduruyoruz. Evet, sınav günü geldin. Burada durduk. Vitesi boşa aldın. Fazletli bitireceğiz. Sonra ne yapıyoruz? Sinyali kapattın. Güzel. El frenini çektik. Harikasın. Kontağı da geri kapatıp sınavımızı bitiriyoruz. Tamam mı? Evet, inşallah yarın bugünden daha güzel olur Aydanur. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.